Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Hoş geldiniz kanalıma değerli takipçilerim. İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik sağlık versin. Bizler sorarsanız da aynı rutin işler arkadaşlar. Her günkü gibi. Allah aşağıdan ben yeni geldim. Daha öğlen geçti. Bir kahvaltıya geldim. Saat 11'de geri gittim. Daha otları çöpleri bitiremedik arkadaşlar. İnşallah yarın da çiftçi bulursak sürdüreceğim. Fuat yarın işe gitmeyeceğimmiş. Bugün erken geldi bitirmiş. Orada da ekmek yememiş. Gelmiş de gayrı Ayşe de kahvaltı gibi hazırladı. Onu yiyorum. Ben de ondan oturuyorum. İçersen bir bardak çay içeceğim. Sizler ne yaptınız? Sizler ne iş görüyorsunuz arkadaşlar? Sizler nasılsınız? Vallahi burada koy yerine her günkü işleri gayrı. Aynı devam ediyor. Biz yaptık da bayağı oldu ben yapamayayım ben de canım istemiyorum. Şimdi daha yakın yedim ya. Alışkın değilim öğlenleyin yemeğe. Bir misafirliğine gidersem orada yedik. Mesem öyle öyle yemeğe yemeğim evde ben arkadaşlar. Bir de bazen kahvaltı da yapmam kimse olmazsa. Ayşe vardı bugün hazırladı yaptık. Yalnız oldum kahvaltıya da çıkmam eve ben. Ancak aşağının işleri toparlayıp gelirsem öyle. Vallahi ot kazıyorum sadece. Sürekli ot kazıyorum. Yani bir ilaç alayım geleyim de sırayla ilaçlayalım. Allah ne bileyim nasıl bitmedik otmuş. Allah'ım bu sene yağmur bol oldu ya. Ot da çok oldu arkadaşlar. Öyle olmaz. Her şeyi ot. İki gündür bağın içini yoluyorum. İki günde bu tarafı yoldum sürülecek yeri. Daha da samırsağın içinde var. Samırsak da zaten sonradan diktiydim. Cılız. Onun içinden ıcık yoldum bol. Icığı duruyor. Yenilerim ne işi gibi oldu iyice de boğmalı. Makinemizi yıkadım. Bayağı 15 gündür makinenin içine aceleyip ne yıkıyordum. Yağ çözünen ne? Boğun sıcak suyla yağ çözünen. Her gün yıkarım da. Boğun da bir ayrıyeten her zaman bir ayrıyeten yıkarım her tarafını. Sokarım borularını, şeylerini. Boğun da öyle onları yıkadım da. Yelim diye şeyler biraz çıktı otlar. Eldiven de giyemiyorum. Eldiven giydim mi hiç ot yolamıyorum ben niyeyse. Azıcık giyiyorum, geri çıkarıyorum. Şundan da hiç olamam. Bunda eldiven sert ya ondan. Evet, kuyunun yan zinciri şeytti, kıstırdı. Sert oldu yani mu eldiven? Bilmiyorum, yolamıyorum eldivenden hiç göremiyorum ben. Bana lastik eldiven olacak ondan. Ne bileyim ondan belki. Ondan yolam. Ellerim ne iyice şişti arkadaşlar. Allah. Ama sağlık olsun da iş kolay. Bu onucuk birini yapıyorum. Yarınıcık birini. Arkamdan kafama vuran yok ya. Sen çalışma diyorum. Şöyle otur diyorum. Yine bakıp kim çalışacak ya? İlekleri gör gel şurada yat diyorum. Sen durma. O ayrı mesele. Gördünüz arkadaşlar. İlekleri görüp gelip de şurada yatacağım. Ondan sonra bahçede şey otlar şöyle olsun. İşi olmadı. İlaçla olalım. Ne ilaçla diyeyim. İlaçlasam da o ayrı. Fuat her şeyi yiyor valla kahvaltıyla ne. Turşu ne yiyor bakın. Dün domates turşusu açtım. Hatice'nin oraya götürdüm acık. Dün onlar da bahçe temizlediler. Emine, Ayşe, Hatice bir yandan biçtiler bir yandan şittiler. Acık oturup çöpünü yolmuşlar da. Onunki de bir sürülecek. Ondan sonra yeniden iki kere mi sürdürecek valla. Onunki de iyice üç senedir ne ekilmediğinden iyice çayırlık gibi. Dün onu temizlediler onlar da. Turşudan da açık açtım oraya götürdüm beni de bir gelmem neydi dedi makinede götürdüler. Yemeğe iyi gel burada diye. Yemine geldi götürdü gayrı geri gidip kalktık geldik. Domates turşusu bu da. Yemine farkın bacım bak biz böyle kurarız kırmızıdan. Daha yemişler bitmiş aşağıdan da getirmedim. Bunu dün tabağa çıkarttım geldiydim böyle eve. Soruyordum kırmızı domatesler nasıl oluyor diye. Çok güzel olmuş. Bir de iyi olmuş. İyi turşu. Hülya adama stil aldıydım. Alevanta'dan. Onu da arabanın içinde unutmuşsun. Ne ölmüş ya kurumuş. Yok da pörüşmüş gibi orada kadına verdim gibi. İyi var. Ne yapacağım? Yer yok ki daha ne dikenci ya. Baya bizimki de çöp gibi acık yetişti yine de azıcık. Kenarından kıyından dikilir. Bizimkinden de.
soğuk aldı ya. Pek bir şeysi yok düzen arkadaşlar ortalarının. Yine kenarlarında, kıyılarında var da. Onlar da ne dikecek bir yandan. Şey ettikçe. Ne? Sos iyi. Sos mu salça mı? Ne bileyim ben salça. Salça ben de salça. Salça seviyorum ben de. Allah Allah. Sosu sevmiyorum ya. Niye lan? Salça da iyi ama sos da iyi. Bana bu iyi geliyor bilmem. Allah Allah. Tövbe yemem ben. Ben salçayı ekmeğe çalıp yemem. Soğanın kavurmasını daha severim. Ayşe de çöreği kızdırgana yakmış mı? Gerçi bu zaten yanıyormuş da. Yanıkları seçtiydim zaten ilk onlar izin diye biri sıcık itilendiydi fırından. Altına çok attıydım ben onda. Burada acı geldi diyor. Burada yok iyi ortadan bakar. Şurada laylon patlaklarının en var. Diğerinizde. Bunlar birilirdi. Ama çöpe koymuyorum onları biriktir teyze dolduruyorum. Şöyle şeye vereyim hurdacıya diye. Çöpte de iyice ortalıklarda geziyor. Maylum soğum çıkaracıya da. Hı? Görüyorsunuz. Nereden olsun göreceğim ya. Nereden ekilecek de soğum çıkaracıya da bu. Her şey fiş kaldı. İyi. Biz tokuk, tok kurmalı mesavur uç olur. Neyse şu domatesi yiyeyim bari mi? Aklımda kalmasın. Yiyormuş turşu. Turşu yiyormuş. Bozulmadan bitirin. 10 kilo olup patlakta. Hatice götürsün acık bittikçe. Emine'nin var mı ne bileyim? İyi yakmışsın şöyle ya. Ya bir fırını yandı ya. Aman bir fırını ıcık kenarlardan yandı. Icık ben çok vurmuştum altına. O da itiledi. Çay dolduruyor mu şunu? Dolduruyor. Tavaya çatalına vurma. Niye? Tavaya kaşığına, kaş kaşığına cız mı? Baş veriyor. Acır tava o. Olsun. Olsun mu? Ne olacak da tamam. Çızılıyor. Bir şuradan çay doldur hele bir tane içeyim bari. Oh. Arkadaşlar. Biz masadan hiç kalkmadan Ayşe kahvemizi de pişirdi getirdi. Aa, Huat gelmeden dediydim. Bir kahve pişirdi içelim diye. O da şimdi pişirdi geldi. Buyurun gelin içelim arkadaşlar. Allah ben tutamadım. Elim bile tutmuyor. Tırnaklarım ne ağrımış vallahi. Ben alırım ya. Bak ben döktüm bile. Tırnaklarım ne bir şey tutmuyor. Neyse şurada dursun. Şu lokumun batmasın. Ayben hiç soğutmadan. Kahvaltıyı yaptın mı canım istiyor benim. Abi. Hava da bozuldu arkadaşlar. Sizin oralarda nasıl? Soğuk bir yandan. Bulanık bir yandan. Allah bir sırtımız kızmayacak. Ceketlerimi çıkaramayacak vallahi. Ron kalabalığı felaket geldi. Aa yani. Niye buraya yağmadı ya? Ben daha öyle Ankara'ya yağmış. Ankara'ya bir demin Instagram'da mı gördüm valla?
Alev atıyor, nasıl yağıyor yağmur tolu sanki şöyle şiiden düşer gibi. Allah'ım hayırlısıyla versin ya Rabbim ekinlere şiilere. Alev atıyor çıktım asfalttan bu yanda hiç yağmur yok. Yağmadı ki bura. Dadasına ne acayip yağdı. Yok hocam, kayhım şu şurada dursun. Ne mi bu bükülmüş mü? Tullan yok mu? Kasaba. Hı? Bükülmüş mü? Ne ya çaplanmış baksana. Ağaç değil mi bu? Ağaç da ne bileyim. Niye çaplanmıştı? Ne olacak? Sudan çaplanmış. Makineye ne koymazız ki? Makineye ne olsam? Orada hemen yıkarlar, döndürürler. Ayaklarım üşüdü. Çorap giymedik. Hava soğuk bulundu. Valla. Dışarıda telli evim, içeride geldim, içeri soğuk. Sabah akşamdan yaktık, sabahına yakmadık. Ben yemeği daha ciddi yapmışım. Makine yıkar kanı. Diyemezsin diye de kapattım da yine de diyemiş. Olmadan mı diyerdi yoksa? Acaba acı bozarsın peneyi. Diyemiş işte yine. Oğlum şöyle tutamıyorum valla. Niye? Ağrıyor. Az çalışıyor. Az mı çalışayım? Tamam. İş kendini gösterince ne yorayım? Çalışmayayım mı? Yatan hemen yoruluveriyor hincikiler. Yatan da aynı, çalışan da işte. Duydun mu? Hincikiler hemen yoruluyor hincik iş görünce. Öyle. Niye biz yorulmuyoruz ya? Anamızdan duvalı çalışırız, hiç de yorulduk diyemeye yok. Bir iş gördüler mi ikinci günü, aman yoruldular, öldüler. Şey bunu diyor mektebe, dün yorulduk diyor. Ben de pancara gittiniz sanki her gün diyorum. Her gün işe gidiyorsunuz, bir günde yoruldunuz diyor zabanın hepsine. Konuşur kanı telefonla. Sen tarada diyor. İçemedim de. Kahvenin tadı mı değişik geldi bana bilemedim. Yine aldım mı? Yalçına deseydim şeker gelirdi. Sen aldın tepsiyi. Tepsiyi de Murat almış arkadaşlar. Ben almadıydım. Gördüm de pazarda. Bu biri almış kalmış Japon'dan mı aldıydın? Ne bileyim valla bir yandan aldım ben onu da. Herhalde Japon'dan aldım. Bu da pek sever. Süslü tepsileri, şeyleri alır bu. Gerçekten şu sıralar boşladı. Eskiden çok alırdı. Tabii de boşurduk durmadan ne alıp duruyorsun diye.
Bir de iki üç kere bir şey diyeyim. Hoşlanmaz onu niye aldın diye. Fırına döner. Sen de alınan bir şeye söylenmez ki canım alınmış gelmiş eve. Ona söyleyip duruyor bunu. Çocuklar yine doğduydu ikizler arkadaşlar. Mama biz nasıl para yetişmiyor o zaman. Mamamız 3 gün gidiyor tek. Bir de en bağlı mama. Bir de biz de 2 gün gidiyor. 2 tane çocuk. Kış günü bu da fırın almış gelmiş. İşte 4 gözlü fırın. Şeyinden minisinden. 10 sene ben de ocağı yine aldıydım fırının ocağı. Önceden kötüydü camne. Buna 2-3 kere demiştim herhalde. Niye aldın kış günü bunu? Fırını ben yine aldıydım. Bir sürü parayı oraya verdin geldin. Çocukların bizi var, maması var diye hiç durmadan demişsin buna. Bir de baktım bu ne deyip duruyor. Sen de aldı balkondan aşağı koteleye verdi şeyi. Fırını. Şimdi bir tepsisi var onu kullanıyorum. Fırın gitti şeye burada ya. Ondan sonra bir değiştirmedim. İki baktım bir hafta sonra mikroyu almış gelmiş. Ondan sonra hiç seslenmedim gayrı aldığına. Daha öyle. Pek iki üç kere dedin ne hoşlanmaz. Al o zaman lazım değilsedir. Anneanneyi vermemişsin de balkondan aşağı atıvermişsin. Anneanneyi verseydin geri getirirdim sonra. Onun bir özelliği kalmaz ki o zaman. Ya işte ne bileyim ben. Dimistir mısın? Ben daha zar kış günü çoluk çocuk para yetişir yetişmez diye. O da alınmış bir şeye iki üç sefer tekrarlanmış. Alınmış gelmiş. Ona söylenip durmaz ki. Ben götürükte giremeyeceğim alınmışı. Ya vermeyeceğim de yani. İşte benimki de kafa ne bileyim ben. Herkes o zaman aldığı şeyi girebilecek olursa esnafa, bahane der mi esnaf? Nasıl ne bileyim. Oldu öyle bir şey işte. Neyse arkadaşlar, kahvemizi değiştik. Bugünkü videomuz da böyle olsun. Bir başka videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.